Yani 114 sure var. Bu içinden size ayet arz edeceğim sure 114 rakamının 40. rakamını temsil ediyor. 40. sure. Gafir suresi. Ve 26 numaralı ayet. 26. ayet. Cenab-ı Hak bir misal veriyor. Bize insanlık tarihinden misal veriyor. Allah'ın verdiği misal hatalı olur mu? Haşa, olmaz. Çünkü Allah kendisi kainatı yaratmıştır. Ne hata edecek? Haşa. Allah'tan daha iyi yaratılmış olan mahlukatı Allah'tan daha iyi bilen olur mu? Olmaz. Çünkü kendisi yaratmıştır. Kendisi yarattığı mahluku her şeyden daha güzel bilen Allah'tır. O çünkü yaptı. İnsanı yaratan, insanın elini, ayağını, gözünü, kulağını, dişini, tırnağını, dilini, damağını, beynini, boğazını, bilumum azalarını, eczalarını, organlarını ana rahminde teker teker planlayan, ölçen, biçen, montajını yapan kimdir? Allahu Teala'dır. Tabii ki Allah bilecek. Allah'tan daha iyi kimin bilmeye hakkı var? Onun için tereddütsüz söylüyoruz. Allah'ın bildirdiğinden daha isabetlisi olamaz. Allah'ın bildirdiğinden daha mükemmeli olamaz. Amenna. Şimdi Allah'ın bildirdiği bir temsili arz edeyim. Ki ayeti okudum daha evvel. Kur'an-ı Kerim, müminler, kardeşler, gençler, Firavun'dan çok bahsediyor. Firavun, Kur'an'da çok sık tekrar edilen bir kelime bu. Firavun, 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 Allah Allah. Onun yanında bir de en çok zikredilen, Kur'an'da bahsedilen Beni İsrail var. İsrail, İsrail, İsrail. Yani Kur'an'ı okuyan adam şaşırıp kalır. Ya bu ne bu İsrail ya? Cenab-ı Hakk'ın haşa işi gücü yok, devamlı İsrail'le uğraşmış diyeceği geliyor insanın. Ha, öyleyse burada bir iş var. Öyleyse neye yani Allah durup dururken niye İsrail oğullarıyla uğraşsın? Hem sonra Allah'ın uğraşmaya ihtiyacı, Allah kadir mutlaktır. İstese bir anda kevn-i mekanı söndürebilir mi, söndüremez mi? Söndürür. Böyle bir yola başvurmamış Rabbimiz. Ama Kur'an'da hiç unutmayalım, aklımızdan çıkarmayalım. Her şeyden evvel, herkesten evvel İsrail oğullarına dikkat edelim. Aman dikkat edelim diye Kur'an'da durmadan İsrail oğlundan bahsediyor. Devamlı. Aman dikkat edin. Yani nasıl ki bir trafikte uzun bir yola düşmüş gidiyorsunuz, trafik yol boyunca devamlı trafik işaretleri var mı yok mu? Var. Nereye kadar giderseniz oraya kadar işaretler de sizinle beraber gelir. Yol üstünde var. Bazen böyle çok keskin virajlar olur. İkide bir viraj geldiği zaman işaretler de artar. Kesik kesik ok işaretleri görürsünüz. Kesik olmasının sebebi aman dikkat, boşluk var, uçurum var, dikkat edin gibi insanı uyaran işaretler var. Kur'an'ı da okurken sık sık ya beni İsrail, ey İsrail, İsrail böyle keskin viraj gibi Allah karşımıza İsrail oğlunu çıkarıyor. Durun. Yeryüzünde Kur'an-ı Kerim kadar İsrail oğullarıyla uğraşan başka kitap yok. İsrail oğullarının hilelerini, İsrail oğullarının pisliklerini,
İsrail oğullarının casusluklarını, İsrail oğullarının insanlık düşmanlıklarını, İsrail oğullarının Allah düşmanlığını, İsrail oğullarının nasıl peygamberlere karşı geldiklerini, Allah'ın gönderdiği peygamberlerin nasıl İsrail oğulları tarafından öldürüldüklerini Kur'an anlata anlata bitiremiyor. Bu manaya göre yeryüzünde nerede bir karışıklık, nerede bir terör, nerede bir anarşi, nerede bir Allah'a isyan, nerede komünizm, nerede sosyalizm, nerede efendim kapitalizm, nerede çeşit çeşit sonuna izim gelen cereyanlar, sapıklıklar varsa Allah diyor ki o sapıklığın içinde İsrail oğullarının parmağını arayın. Vallahi böyle. Yatın, kalkın, İsrail oğullarına dikkat edin. Yeryüzünde Kur'an-ı Kerim'e göre söylüyorum. Bir Müslümanın dikkat edeceği iki şey var. Birisi gözle görülüyor, birisi de gözle görülmüyor. İki şeye ömür boyu dikkat etmemizi Kur'an bizden istiyor. Vallahi böyle. Birisi gözle görülmüyor. Nedir o, siz söyleyin? Şeytan. Ne yapacaksanız yapın ama şeytanı unutmayın. Şeytanın dikkat edin, düşmanınızdır, belanızdır, başınızın belasıdır, önünüzü kesecektir, sizi dalalete düşürecektir diye devamlı şeytandan Allah'a sığınmamızı Kur'an-ı Kerim devamlı istiyor mu, istemiyor mu? İstiyor. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bu kelimeyi niye Cenab-ı Hak emretmiş bize? Gözle görülmüyor onun için ama devamlı inne şeytane leküm aduvvum mübin ayeti var. Bilin ki şeytan müminlerin düşmanıdır. Ondan sakınmak, onu unutmamak, ondan gafil olmamak için devamlı eûzu billahi mineşşeytanirracim mübarek ayetiyle zihinlerimizi uyanık tutmak istemiş Cenab-ı Hak. Gözle görülmeyen şeytan. İkinci bir sakınacağımız, dikkat edeceğimiz, peşini bırakmayacağımız ikinci bir tehlike var. Onu da sakın unutmayın diyor Kur'an-ı Kerim. O da insanlar içerisinde hangileridir diye sorarsam ne dersiniz? İsrailoğullarıdır. Bir Müslümanın her meselede, her eylemde, her cinayette, her kargaşada, her karmaşada, her ihtilalde, her belada ilk arayacağı şey vallahi İsrailoğullarıdır. Bunu Kur'an söyleyen söylemiyor. Kafamdan söylüyorsam kahrolayım. Ayetten söylüyor. İsrailoğulları korkunç bir şey. Hiçbir kitap Kur'an kadar meseleye parmak basmamış. Hangi asırda olursan ol, bütün fesatların, fitnelerin vallahi merkezinde İsrailoğulları var, Yahudiler var. Onun için Kur'an Yahudileri asla sevmez. Yahudiler de siz söyleyin Kur'an'ı sevmez. Mümkün değil. Yahudilerin dünyada düşman olduğu tek kitap vallahi Kur'an-ı Kerim'dir. Çünkü Yahudilerin hilelerini keşfediyor. Yahudilerle alakalı en geçerli, en duyarlı, en dengeli, en sabit, en sadık, en salih raporu kim veriyor dünyada? Kur'an-ı Kerim veriyor. Onun için Kur'an'ı sevmezler. Nerede Kur'an'ın aleyhinde bir şey varsa orada mutlaka Yahudi var. Bakın Bangladeş,
Bu ismi duydunuz mu? Bangladeş. Bangladeş değil. Bangladeş.